Hürt TV'nin değerli izleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün 21 Ocak 2021 Perşembe günkü Yeni Asya'da yayınlanmış olan DD hakkında SSS başlıklı yazımızı paylaşacağız. DD, dijital devletler. SSS de malum, sıkça sorulan sorular. Yani yazının başlığının açılımı, dijital devletler hakkında sıkça sorulan sorular ve bilebildiğimiz kadarıyla cevaplar. Efendim, dijital devletler pasaport dağıtan modern çağ devletlerine karşı mücadelesini malum çoktan kazandı. Sosyal medyanın iktidarları sarsıcı ve sarıcı kudretini de, yeni muktedirleri seçici ve yönlendirici gücünü de hepimiz yakından biliyoruz. Aslında çok eskiden beri yapılan birçok bilim kurgu filminden de bildiğimiz üzere geleceğin devletlerini ya da belki tek devletini klasik siyasetçiler değil, digit uzmanları yönetecek. Sosyal medya fenomenlerinin bir tür siyasi karizması da sarsıcı ve uyarıcı. Yine sosyal medya uygulamalarının ve onların ardındaki dijital ordunun bir devlet ordusu gibi güç ve yetki, yani iktidar sahibi olduğunu da biliyoruz. Bu alanda da hangisi daha güçlü ise o en büyük dijital devlet oluyor. Hangisi diğer hangisini satın alıp bünyesine katarsa o dijital devlet diğerine ilhak etmiş oluyor. Ülkeli devletler arasında kurulmuş uluslarüstü örgütler şaşkın. Zira onların kuruluşu için akdedilmiş olan mukavele, muahede, akit, anlaşma, antlaşma vesairenin hiçbiri bugünün ve geleceğin mekansız dijital devletlerine uymuyor ve uygulanamıyor. Merkezini dünyanın her yerine ve hatta uzaya nakledebilecek kadar esnek ve kaygan, kaypak olan bu sanal yapıların bugünün sınır taşlı devletlerinden birinin eline avucuna sığması da mümkün değil. Dijital devletlerin arkalarında elbette zenginler var. Ama belki de onlar da kimliği belirsizleri gizleyen bazı paravanlar durumunda. Şifreliliğe ve aslında kişiliksizlik anlamındaki kimliksizliğe yumrukların sallandığı bu hengamede bir de devletsiz dijital para, blockchain kavramı önümüze geliveriyor. Paranın gücünü devletsiz hissetmek isteyenler, aralarında çıkacak ihtilaflarda kimi hakem yapacak? Devletsiz dünya hayali hiç bu kadar korkutucu olmamıştı. Yecüc Mecüc buradan mı doğar? Akla bunlar geliyor. Bu sebeple bu alanın sıkça sorulan sorularını cevaplayacak kadar bilgiye sahip olabilmemiz lazım. Ama galiba bu bile mümkün değil, öyle görünüyor. Düşünün, ilk elektronik beynin, yani kompütür, bilgisayar, elektronik beyin adı veriliyordu o zamanlar. İlk elektronik beynin saydığı ve tarttığı bilgi kimseyi korkutmuyordu. Şimdiki serverların dünyanın sinir ağlarında dolaşan hangi bilgileri kim ve ne için tadıp tartıp ölçtüğünü bilmek kime ne fayda sağlayacak? Bilgi güçtür deniyordu. Buna karşı da sadece dervişler diyordu ki, hadi oradan, maddi güç bile pelteden ibaret beyindeki akılda değil, en güçlü kasla temsil edilen kalpteyken, hele manevi gücün akılla ne alakası var? Evet, güç nedir? Güç kuvvet midir, yoksa güçlük ve zorluk mu? Bilgi güç müdür? Yoksa doğrusu bilgiyi taşımanın kalp için çok güç olduğu mudur? Hangisi sizce daha doğru geliyor? İnsan ise çok zalim ve çok cahildir. Bu ayeti hatırlarsınız. Ve ona, insana bunu hissettirecek bilgisayarlara ve ağlara sahip olması acaba insanı biraz olsun insan yapar mı? Yoksa insanlıktan hep mi çıkarır? Kinayeli bir şey söyleyelim. Ölümsüz Elon Musk'ları, doğmayacaksa yeni bir dünya için batsın bu dijital dünyanın dijital devletleri. Bir de not koyduk bu yazımızın altına. Söz dedik, bu yazıyı da sosyal medyada paylaşacağız ta ki dilenme tamam olsun. Evet, sosyal medyaya eleştirdiğimiz bu yazıda böylece tamamlanmış oldu. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.